Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Kim oy verirse? Reis. Erdoğan diyoruz. Teşekkür tabii ederim. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Erdoğan, kim oy verir? Tabii ki Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçimine kim oy verir? AK Parti. Erdoğan. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsiniz? Ben de kalsın. Sağ ol. Buyurun. Kim oy verirsiniz Cumhurbaşkanı? Başkanı. Cumhurbaşkanı adayı? Kemal Kılıçdaroğlu. Var mı seçimlerde bir adayı? Tabii. Reis ya. Başka kim olacak? Abi Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? AK Parti. AK Parti. Sağ olun. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin? Hanımefendi seçimlerde kim oy verirsiniz? Hiçbirine kararsız. Arkadaşlar seçim anketi kim oy verirsin? Vermiyorum. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız kim? Tayyip. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Vallahi hele bakın şu an kararsız ama yine de Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan. Yine de şeyi tercih edeceğiz. Ne? Cumhurbaşkanımızı. Evet, onu teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi kim oy verir? Teşekkür ederim. Sağ olun. AK Parti. Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı adayı? Selahattin Demirtaş. Aday değil ki, Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem. Kılıçdaroğlu vereceğim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirse? AKP. Evet, teşekkür ederim. Var mı seçimlerde adayım? Memleket Partisi. Var mı abi Cumhurbaşkanı seçiminde? Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığında kim oy verir? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? Haram. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Var mı adayın abi? AKP. AKP. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin abi? Reis. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Bu bende asaklı kalsın. Teşekkür ederim. Abla seçimlerde kim oy verirsin? Bu bana bağlı. Seçimlerde var mı bir adayın abla? Kimse konuşmuyor değil mi? Tabii Kılıçdaroğlu. Evelallah. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Kime verelim? Oy senin oy. Reis'e veririz. Reis. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Tayyip Erdoğan. Merhaba. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? Kim oy verirsiniz seçimlerde? AK Parti. AK Parti. AK Parti. Oy kullanabiliyor musun? Hı hı. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayımız? Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayımız? Var. Sinan Oğan. Sinan Oğan. Evet. Sinan Oğan oyu. Neden Sinan Oğan? Neden Sinan Oğan? Türk milliyetçisi olduğu için Sinan Oğan'a oy vermeyi düşünüyoruz. Sinan Oğan'ın politikaları, mevcut gündemdeki saçma sapan şeylerin üstünde benim için. Suriyeliler meselesi, ondan sonra eğitim meselesi, ekonomi meselesi, o konulardan dolayı Sinan Oğan'a oy vermeyi düşünüyoruz. Ayrıca milletimize olan ilgisinin alakasından dolayı ve en donanımlı aday olduğu için Sinan Oğan'ı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Rica sağ olun. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsiniz? AK Parti. Kim oy verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Biz o işlere uzuna, bakıyoruz. Uzuna, uzuna. Uzun kim abi? Bilmiyorsan sorma. Abla Cumhurbaşkanlığı seçim anketi var mı adayın? Abi merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı adayın? Var tabii ki. İzmit'teyim ama. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Kimseye vermiyorum. Abi merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu abi. Var mı adayımız seçimde? Var. Kılıçdaroğlu bizim adayımız da altın bozuyoruz artık. Tamam, dayanamıyoruz. Altın bozuyoruz hani, düşün. Durumumuz böyle boktan. Kılıçdaroğlu kardeşim. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Ha, üçüncü yol bu. Muharrem İnce. Tek yol Muharrem İnce. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy versin dayı? İyi Parti'ye vereceğim, bir başkanı da Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Heh. Teşekkür ederim, sağ olasın. Var mı adayımız? Pideciye sorun, o merak ediyor. Ne? Pideciye mi soruyor? Pideciye sor diyor, o kim diyor, gezen diyor. Kim o, sarı mikrofon mu, zeyrek mi diyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Ya abi biz Erdoğancıyız ya. Erdoğan. Tabii, Kocaeli'nin 12 ilçesi var, hepsi Erdoğancı ya. Hepsi Erdoğan mı? Aynen. Teşekkür ederim. Arkada oy kullanamıyorsunuz. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz.
Abi merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy veriyor? AK Parti. AK Parti'ye vereceğim oyumu, tamam mı? Milletvekilliğinde kim oy veriyor? O da AK Parti. O da AK Parti. Hı-hı, teşekkür aynen. ederim. Teşekkür. Abla merhaba. Abla meşgul. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz. Ya, var mı adayım? Teşekkür ediyorum. Seçim anketi, var mı adayımız seçimler? Arkadaşlar seçim anketi, kim oy verirsin? CHP. Kılıçdaroğlu abi. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? AK Parti. AK Parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Kemal Kılıçdaroğlu. Hanımefendi merhaba, seçim anketi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar seçim anketi soralım mı çok kısa? Hanımefendi merhaba. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin? Abla merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Tabii ki Erdoğan'a veririm. Erdoğan. Milletvekilinde kim oy verir? MHP'ye vereceğim. MHP'ye vereceğim. Evet. Teşekkür ederim. Var mı abi adayı? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Kim oy verirsin? Erdoğan'a, Erdoğan'a. Kemal Kılıçdaroğlu. Sen abi. Abi Kılıçdaroğlu. Var mı adayı? Erdoğan'a. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim paramla bu ülkenin İHA'larını, SİHA'larını yok edeceğiz diyen, tamam mı? Lafa geldi mi mangalda kül bırakmayan birilerine oy vermek istemiyoruz. Mevzu bu. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Kemal Kılıçdaroğlu. Kim oy verirsiniz seçimde? Kendimize. Merhaba, seçimlerde kim oy verir? Var mı adayımız seçimde? Yok herhalde. Merhaba, seçim anketi. Abi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Reis, reis. Erdoğan. Evet, Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar. Teşekkür ederim. Var mı adayım? Arkadaşlar seçim anketi kim oy verirsiniz? Cumhurbaşkanlığı seçim. Kimseye vermem ben abi. Ya Türkiye'nin hali ortada abi. Vermem. Ben CHP'ye veririm. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Abla seçim anketi kim oy verirsiniz? Abi sana soralım. Merhaba. Abi merhaba. Seçim anketi. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz. Abi Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? Kılıçdaroğlu. Kim oy verirsiniz? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Kim oy verirsiniz seçimde? Erdoğan. Kim oy verirsin abi seçimde? Abi değişim için oylar CHP'ye. Kim oy verirsiniz? Kesinlikle CHP. Kim oy verirsiniz? Kesinlikle CHP. CHP Ertuğrul. CHP Yeşil Sol Parti. Teşekkür ederim. Kim oy verir? Bir oy Yeşil Sol Parti, bir oy Kılıçdaroğlu. Aynı. Kılıçdaroğlu, Yeşil Sol Parti. Biz de teşekkür. Abi seçimlerde kim oy verir? Karar. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Kararsızım abi. Arkadaşlar merhaba. Oy kullanabiliyor musunuz? Evet. Kim oy verir? Kemal dedeme vereceğim abi tabii ki. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Hanımefendi merhaba. Ablam kim oy verir? Tabii ki de AK Parti'ye verir. Kim oy verir? AK Parti abi. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan abi. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi. Abla sana soralım, var mı adayın seçimlerde? Abi Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Abi Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? Tabii ki Tayyip. CHP. Kim oy verirsiniz seçimlerde? AK Parti'ye. AK Parti. Evet. Merhaba seçim anketi. Abi merhaba, Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? Hanımefendi merhaba, seçimlerde kim oy verir? Kim oy verirsin? Tabii ki de Tayyip Erdoğan. Kim oy verirsin abi seçimlerde? AK Parti. AK Parti. Esnafsın ama. Abla merhaba, seçim anketi var mı bir adayım? Merhaba. Abi Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? MHP. MHP. Erdoğan yani. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Teşekkür ederim. Var mı adayım? CHP. Var mı seçimlerde bir adayım? Tayyip, Tayyip. Allah kurtarsın. Seni kurtarmamış herhalde. Merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verir? Yani yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba hanımefendi, seçim anketi var mı adayımız? Var. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim. Abi var mı seçimlerde adayımız? Cumhurbaşkanı seçimi. Bak soruyorlar. Var mı abi adayımız? Reis. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Var mı abi adayımız seçimlerde? Adayımız yok abi. Tayyip Erdoğan. Var mı adayımız abla? Hanımefendi merhaba, seçim anketi. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Kime oy verirsiniz? CHP vereceğim. CHP. Evet. Teşekkür ederim. Abi kime oy verirsin seçimlerde? Valla ben değişimden yanayım bu sefer. Kimdir o? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. AKP, ben AK Parti'ye veriyorum. Teşekkür ederim. Kime oy verirsin abi?
Kılıçdaroğlu. Düşünmeden. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar oy kullanabiliyor muyuz? Kime oy verirse? Tabii ki de reis. Erdoğan. Tabii teşekkür abi. Ederim. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? AK Parti. Arkadaşlar oy kullanabiliyor muyuz? Evet. Kime gidiyor oylarım? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Var teşekkürler. Mı? Teşekkürler. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verir? AK Parti'ydi. Var mı adayım? Valla ben de yedim adayım. Ben de yedim adayım. AK Parti. Teşekkür ederim. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsin? AK Parti. Var mı adayımız seçimlerde? Erdoğan'ı değiştiriyoruz. Hocam merhaba, seçim anketi var mı adayımız? Yok kardeşim, oy kullanmıyorum ben. Kullanmıyorum. Yok hayır. Neden? Bu siyasi düzene inanmıyorum ya. Aldatmaca geliyor bana. Saçma salak böyle bir şey var ya. Siyasi şey, aldatmaca diyeyim ben sana. İnanmadığımdan kullanmak istemiyorum. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na. Arkadaşlar oy kullanabiliyor muyuz? Seçim anketi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verir? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce'ye? Evet. Neden Muharrem İnce? Neden Muharrem İnce? Çünkü milli değerlere sahip çıkıyor. Şimdi Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da 1921 Anayasası diyor. 1921 Anayasası demek devleti yeniden kuralım demek. Biz 1924 Anayasası diyoruz. Yani milli, lüter, laik devlet diyoruz. İkincisi biz ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı ne mutlu Türk'üm diyene diyemiyorlar. Üçüncü olarak biz tarikatlar ve cemaatler devletten çıksın istiyoruz. Ama Cumhur İttifakı zaten AK Parti tarikatlar ve cemaatleri devleti peşkeş çekmişlerdi. Millet İttifakı'nda zaten Deva, Gelecek ve Saadet var. Onlar zaten tarikatların ve cemaatlerin devletten çıkmasını istemiyorlar. Ali Babacan zaten ne dedi? Devrim yasaları dedi. Artık zamanı doldu, zamanı geçti dedi. Aynı zamanda Ali Babacan anayasadan Türklüğü de çıkarmak istiyor. Biz de Ali Babacan'a diyoruz, anayasaya Türklük mürekkeple yazılmadı. Anayasaya Türklük Türk süngüleri ve kanla yazıldı. Yani onun için kimse çıkaramaz. Onun için bizim tercihimiz burada Muharrem İnce olacak. En son şunu da söyleyeyim, sığınmacılarla ilgili de Cumhur İttifakı zaten sığınmacıları göndermeyeceğim diyor. Millet İttifakı da gönüllü olanlar gidecek, kalanları entegre edilecek diyor. Biz diyoruz Suriyeli sığınmacı en az bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terk etmiş olacak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar abi, oy kullanabiliyor musunuz? Evet abi. İlk defa oy kullanacağız bu seçimde. Kim oy verirsin? Bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e. Aynen öyle. İkiniz de aynı mı? Evet. Aynen öyle. Peki neden böyle gençler olarak neden oy tercihiniz bu yönde? Abi doğduğumuzdan beri aynı, bazı şeyleri değiştirmek istiyoruz. Yani memnun değiliz. Bizim gibi çevremizdekiler de memnun değil. Biz gençler olarak bunu değiştireceğimizi düşünüyoruz. Aynı şekilde abi, mesela benim ailem atadandır deden CHP'li. Fakat mesela şu anda CHP'nin, mesela bana diyorlar neden CHP'ye vermeyeceksin ilk seçimine vesaire. Şu anda CHP'nin o eski CHP olmadığını, işte içindeki adayların vesaire bozulmuş olduğuna inanıyoruz. Ama öte yandan İYİ Parti'nin adaylarına baktığımız zaman daha doğru, daha ilkeli, daha yerinde olan adaylar görüyoruz. O yüzden biz gençler olarak, yani arkadaşım ve ben, İYİ Parti'ye yöneliyoruz. Yani o yüzden tercihimiz İYİ Parti. Gelecekte de tek başına iktidar olmasını umuyoruz İYİ Parti'nin bir diğer seçimlerde. O yüzden mecliste de güçlü olabilmesi için meclis seçimlerinde de İYİ Parti'ye oy vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi var mı adayımız? Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yapıyoruz. Merhaba. Seçim anketi var mı adayımız? Var. Kılıçdaroğlu. Aynı. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy veriyor? AK Parti'ye vereceğim ben. Teşekkür ederim. Var ki. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Abi kim oy verir? Kılıçdaroğlu'na. Neden kısaca? Neden? 20 yılda memleket bu hale geldi. Neden geldi? Kim yönetti? Onlar yönetti. Hala biz yaparız diyorlar. Teşekkür ederim. Abla seçim anketi var mı adayımız? Abi sana soralım, var mı adayın seçimler? Emir'im. Abi Cumhurbaşkanı sana sorduk ya. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin? Yok hocam, ben yorum yapmıyorum. Oy kullanmıyor musun? İşim var şu anda da ondan. Var mı adayımız seçimlerde? Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Var AK Parti yani. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Ülkeyi onlar kurtaracak. Abi seçim anketi. Cumhurbaşkanı. Karar vermedik. Teşekkür ederim abi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy veriyor? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan ya. Teşekkür ederim. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin? Teşekkürler. Gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim.
Hanımefendi, seçim anketi var mı bir adayın? Erdoğan. Erdoğan. Evet. Abi, Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy verir? Kılıçdaroğlu. Abla, seçim anketi kime oy verirsin seçimlerde? Oy kullanabiliyor muyuz arkadaşlar? Ya. Seçim anketi var mı bir adayın? Kime oy veririz seçimlerde? Kime oy vereceğim? Güzel soru. Ya Tayyip değil kesinlikle. Kesinlikle değil yani. Kaldı. Üç adayım kaldı. HDP koalisyonundan dolayı CHP'ye oy vermek istemiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na vermek istemiyorum ama büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. İstemeyerek, hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sevdiğim için değil. Diğerlerini, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmediğim için, diğerlerinde oy potansiyelinin çok olmadığı için yani. Bu şekilde. Kim oy verir? Ben yorum yapmayayım abi şu an. Almazlar. Yani %99 Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kime oy verin? AK Parti'ye. AK Parti'ye. He. Abi, seçimlerde kime oy verin? AK Parti'ye. Ben kullanıyorum abi oy. Kullanıyor musun? Evet abi. Kime oy verin? AK Parti abi. Var mı adayımız seçimlerde? Var. Kimdir abi? Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı adayı. Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Var mı adayımız? Aday Tayyip Erdoğan, milletvekilliği MHP. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, oy kullanabiliyor muyuz? Hayır. Söyler misin adayı? Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı. Reis. Erdoğan. Teşekkür ederim. Var mı seçimlerde bir adayım? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi, merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Kime oy verirsin? AK Parti. AK Parti. Kime oy verirsiniz hanımefendi? Kılıçdaroğlu. AK Parti abi. Var mı adayımız seçimlerde? AK Parti. Zeyrek. Zeyrek izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, seçim anketi. Merhaba, seçim anketi. Kime oy verirsiniz seçimlerde? Abi, kime oy verirsin? CHP. Kime oy verirsin abi? AK Parti'ye.